15.30'u gösteriyor başkentte saatlerimiz sevgili dinleyenlerimiz ve bir telefon konuğumuz var. Hemen merhaba demek istiyoruz kendisine. Kozmik Anafor kurucusu, amatör astronom Sayın Zafer Emecan telefon attığımızda. Efendim hoş geldiniz hayatın seslerine. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz efendim. Sizler nasılsınız? Bizler de yoğun bir koşturma içerisindeyiz. Çünkü festivalimizin hazırlıkları, oryantasyon süreci başladı dün itibariyle. Evet. Onun bir yoğunluğu var ama iyiyiz. Bayağı da neşeli gidiyor. Peki, kolaylıklar diliyoruz. Şimdi Teşekkür ederim. Olimpos Gökyüzü ve Bilim Festivali. Evet. Neler söyleyeceksiniz festivaliniz hakkında? Nasıl bir festival? Ne zamandan beri yapılıyor, düzenleniyor ve ne zaman başladı? Şöyle diyeyim, Türkiye'de birkaç tane astronomi ve gözlem etkinliği var. Bunlardan bir tanesi TÜBİTAK'ın yaklaşık 20 yıldır yaptığı TÜBİTAK Ulusal Gözlem Merkezi'nin düzenlediği TUK Festivali 20 senedir devam ediyor. Bir de demeyeyim de birkaç tane de belediyelerin desteğiyle yapılan Bursa'da bir gökbilim festivali var. Onun dışında sadece geri kalan biz varız. Evet. Aramızda bir farkımız var bizim tabii ki Ne gibi bir diğerlerinden farklı farkınız var? olarak. Şu var, bizler Türkiye'de astronomiye gönül vermiş insanların bir araya gelerek oluşturduğu bir oluşumuz Kozmik Anafor olarak. Biz bu festivali herhangi bir devlet kurumunun veya herhangi bir belediyenin veya başka bir özel kurumun desteği olmadan tamamen gönüllü insanların bir araya gelerek yaptığı bir festival şeklinde düzenliyoruz. Ve de diğer bir farkımız da aslında bu fark değil. Yani fark derken yanlış anlaşılıyor olabilir. Bir zenginliğimiz diyeyim. Evet. Tümüyle gönüllü insanlar bir araya gelerek bu festivali yaptığında tüm dünyada olduğu gibi, tüm dünyadaki astronomların yaptığı gibi bir festival, bir etkinlik, bir gökbilim şenliği ortaya çıkıyor ve de onun bir coşkusu var. Çünkü yani amatör astronomiyi anlatmak isterim size bu konuyla ilgili. Amatör astronomi şudur. Dünya üzerinde amatörce yapılabilen tek bilim dalı astronomi. Evet. Bunun iki nedeni var. Birinci nedeni profesyonel astronomların gerçekten çok ciddi ve yoğun işlerle meşgul olduklarından dolayı astronominin daha gözlemsel alanlarına yoğunlaşamaması. Örneğin bir kuyruklu yıldızı keşfetmek. Bir profesyonel astronom bununla uğraşamaz çünkü gerçekten çok yoğun işleri var. Siz bu Hemen anlamda hemen bir yönlendiricisiniz yani. evet, bunu yapmaya çalışıyoruz. Örneğin hemen hemen tüm kuyruklu yıldızlar amatör astronomlar tarafından keşfedilir. Çoğu göktaşı amatör astronomlar tarafından keşfedilir. Çünkü profesyonel astronomların bunu yapacak vakti yoktur. Amatör astronomlar keşfeder, bulur, gösterir ve profesyonel astronomlar bunun üzerinden gerekli olan çalışmaları yaparlar. O yüzden amatör astronomi çok önemli dünya üzerinde. Tüm gelişmiş ülkelerde, özellikle astronomi ve uzay bilimleri alanında gelişmiş ülkelerde amatör astronomi ile profesyonel astronomi yan yana dirsek teması şeklinde yürür. Evet. Peki şimdi bu festival de mi yan yana yürüyor? Hem amatörler hem profesyoneller. Evet, kesinlikle yan yana yürüyor. Şu anda biz bu festivali Erciyes Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri bölümünün de uzay bilimlerin desteğiyle amatör astronomların da onların yanında oluşuyla birlikte yapıyoruz. Antalya'da yapıyorsunuz. Evet, Antalya'da yapıyoruz. Antalya Olimpos'ta gerçekleştiriyoruz bu festivali. Geçen yıl da ilkini yapmıştık. Bu yıl ikincisi olacak. Biraz aslında bakarız heyecanlıyız o konuda. Evet. Tarihlerini de söyleyelim isterseniz. Tabii. 18, 19, 20 Ağustos tarihlerinde gerçekleşiyor. Evet. Yani biz şu anda hazırlık aşamasında olduğumuzdan dolayı yani bu heyecanımı Elbette. anlayabiliyorsunuz Elbette. zannedersem. Bir de yoğun bir katılım var. Çok yoğun bir katılım var gerçekten Kimler festivale. katılımcılarınız? Katılımcılar Türkiye'nin her yerinden astronomiye gönül vermiş insanlar. Birçoğu bilim meraklısı ve birçoğu da astrofotoğrafçı. Şimdi Türkiye'de bir süredir astrofotoğrafçılık tüm dünyada olduğu gibi, tüm dünyada uzun süredir astrofotoğrafçılık yaygın ama Türkiye'de yeni yeni yaklaşık 1 yıldır, 2 yıldır ön plana çıkmaya başladı. Yaygınlaşıyor. Türkiye'de ama astrofotoğrafçılar Kozmik Anafor çatısı altında birleşmeye başladılar. Çünkü bir arada olmamız gerekiyor ki amatör astronomiyi yaygınlaştırabilelim.
Evet. Onlar geliyorlar. Profesörlerimiz gelecek. Erciyes Üniversitesi Bölüm Başkanı İbrahim Küçük gelecek. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektör Yardımcısı Osman Demircan hocamız gelecek. Yine Akdeniz Üniversitesi TUK'tan TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nden Kadir Uğur tabii hocamız. Bu arada tatil amaçlı olacak. Antalya Olimpos'ta bulunan herkese de açık bir festival. Aslında tam olarak o şekilde değil. Festivalimize 300 kişilik kontenjan belirledik. Şu anda da yaklaşık biraz aşmak zorunda kaldık. Onu 350'nin üzerine çıktı. Çünkü gerçekten gelmek isteyen çok fazla insan var. Yani biraz fedakarlık yaptık aslında bakılırsa o konuda. Evet. Daha fazla insan alabilmek için. Antalya'daki herkese açık değil. Ancak şunu yapmayı planlıyoruz. Geceleri en azından gözlem, yani uzaydaki derin uzay cisimlerini, nebulalar, galaksileri, gezegenleri gösterebilmek için birkaç saatlik de olsa orada bulunan, Olimpos'ta bulunan vatandaşlarımızı almayı planlıyoruz. Evet. Yapabilirsek tabii ki. Çünkü çok yani 300 kişinin bulunduğu bir çünkü uzay herkes tarafından merak edilen, aslında insanın ufkuna katkısı da hep konuşulan bir konudur. Astronominin insanın ufkuna katkısı aslına bakılırsa şu şekilde. Şimdi mikroskopla bir cisme bakarsanız, bir mikroskop cisme bakarsanız insanın ne kadar büyük olduğunu görüyorsunuz. Ama uzaya baktığınızda, uzaydaki gök cisimlerine baktığınızda aslında insanın ne kadar küçük olduğunu görüyorsunuz. Astronomi insanı mütevazileştiren bir bilim dalı. Evet. Carl Sagan'ın da belirttiği gibi. Yani gökyüzünü izlerseniz, incelerseniz, uzayı incelerseniz ne kadar küçük olduğumuzu görürsünüz ve ne kadar mütevazı olmamız gerektiğini fark edersiniz. Evet, süremizin de sonuna yaklaşıyoruz. Geçtik bile aslında Sayın Zafer Emecan, ama bunun yaygınlaştırılması yönünde de çalışmalarınız var sanıyorum, evet, değil mi? Evet, çok kısacık uğraşıyoruz. Birkaç cümlede onu alalım lütfen. İşte bizim amacımız kozmik anaforu olarak, yani tümüyle gönüllü bilimseverler, gönüllü uzay tutkunları olarak bir araya gelmemizin sebebi, aslına bakarsa net olarak şunu söyleyebilirim, ülkemizin astronomi ve uzay bilimleri alanında gelişmesi. Bu konuda çok ciddi çaba sarf ediyoruz çünkü biliyorsunuz istikbal göklerde. İstikbalin göklerde olabilmesi için insanların gözleri gökyüzüne çevirmesi gerekiyor. Ve biz öğrencilerimize, öğretmenlerimize, aslına bakılırsa ev hanımlarımıza veya köyde kahvede oturan amcalarımıza bile gökyüzünü göstermeye ve oraya merak duymaya, ilgi göstermeye, ilgisini artırmaya çabalıyoruz. Ülkemizin gelişmesi açısından bu çok önemli. Evet. Biliyorsunuz zaten. Çok teşekkür ediyoruz. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Ben teşekkür ederim. Festivalde de kolaylıklar, başarılar diliyoruz. Umarız yine birlikte olmak dileğiyle. Sağ olun, var çok, olun. Çok sağ olun. Kozmik Anafor kurucusu, amatör astronom Sayın Zafer Emecan, Hayatın Sesleri'nin telefon konuydu. Kendisine teşekkür ediyoruz.